Merhaba arkadaşlar. Ebe gümeci topluyorum. Ebe gümeci çok faydalı bir ot. Çok lezzetli bir ot. Birçok yemeği de yapılıyor. Aynen ıspanak gibi kullanılan bir ot. Böyle kökünden kesilerek toplanıyor. Bakın kökü de bu şekilde. Eğer tam kökten çıktıysa o kökünü de temizliyorsunuz tabii. Ben biraz daha tam kökünden çıkarmıyorum. Bıçakla kesiyorum. Ebe gümecini soğanla kavurup yumurtalı da yapabilirsiniz. Yumurtasız da olur. Böreğini de yapabilirsiniz. Yumurtasız kavurduysanız üzerine yoğurt dökebilirsiniz. Ya da limon sıkıp birazcık limon sıkarak da yiyebilirsiniz. Çok tadı çok güzel. Eminim beğeneceksiniz ve faydaları saymakla bitmez. Ebe gümecinin cildi yeniliyor. Saçların yağlanmasını önlüyor. Ağız ve diş sağlığını korur. Sindirimi düzenler. Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Ateşi düşürür. Virüse karşı koruyucudur. Kanser riskini önleyicidir. Ve birçok bunun gibi faydaları var. Mutlaka siz de toplayın. Ben önce yıkayacağım. Sonra sirkeli suda bekleteceğim 10-15 dakika kadar. Ve kavurmasını da yapacağım. Her gördüğünüzde toplayın, tüketin. Çok faydalı bir ot. Burada labadalar da var. Hatta kara indiba da var. Arasından bu otu seçmek kolay. Bakın yaprakları çok belli. Belirgin yaprakları var. Acı bir ot değil. Tatlı, gayet güzel, tadı yerinde bir ot. Bu şekilde topluyorsunuz kökünden. Bu köklerini bile temizledikten sonra köklerini tamamen kesmenize gerek yok. Bakın yapraklar bu şekilde. Hatta bunları böyle tüm olarak haşlayıp sadece zeytinyağı ve limon sıkarak da yiyebilirsiniz. Çok güzel öyle de. Kökleri o zaman biraz daha yumuşuyor. Sertliği gidiyor haşladığınız zaman. Ama kavururken haşlamanıza gerek yok. Sadece doğrayıp soğanla kavurabilirsiniz. Ben her gördüğümde topluyorum mutlaka. Tadı çok güzel. Ve bunların çiçek açtığı zaman eflatun çiçekleri de oluyor. Onlar da kurutulup çay yapılabiliyor. Çiçeği açtığı zaman çiçeklerinden de toplarız. Toplaması da keyifli arkadaşlar. Bu şekilde topluyoruz arkadaşlar. Çok faydalı. Hepimiz faydalanalım. Görünce toplayalım. Yemeğini yapalım. Diğer otlarla da karıştırabiliriz ayrıca. Farklı otlarla da karıştırıp kavurabiliriz. Benim etrafınızda vardır, sizin de. Mutlaka faydalanın. Thank you.